Bu videoda spoiler yerleştirmesi uygulanmaktadır. Uzun zamandır yabancı dizi incelemesi yapmıyordum. Sizden de nicedir Netflix'in ilk 10 listesinde de yer alan bir Güney Kore zombi dizisi Olaf Dede de El Hasan isteği gelince dedim neden olmasın? Ben 8 sezon The Walking Dead izlemiş adamım. Yani zombilere alışkınım. 2 akşamda bitiririm. Dediğim 12 bölümde kan revan içim çıktı. Canına yandığım diyeceğim tam olacak. Bunlar zombi değil ki. Manyak. <laughs> Zombi dediğin adamı yakaladı mı kemiğine kadar yer. Bunlar zile basıp kaçan çocuk gibi ısırıp ısırıp kaçıyor. O alışkın olduğumuz Amerika'nın zombisi bunların yanında kombi gibi kaldı. Yürüyecek de ısıracak da. Ama bunlar öyle mi? İndirimli ayçiçek yağı bulmuş gibi dalıyor. Yok ben yine dayanamadım. Erken girdim eleştiriye. Önce hikayeyi anlatmak lazım. All of us are dead. 40 yıl düşünsem böyle bir cümleyle videoya başlayacağım aklıma gelmezdi. Dizi bir zombinin arkadaşları tarafından dövülmesiyle başlıyor. Daha sonra aşağı düşüp ölü olduğu için ölmeyen ölü ölmesin diye hastaneye götürülünce babası geliyor ve bu zombi olan bir de babasını ısırmaya kalkınca da adam da onu tamamen öldürmeye karar veriyor. Ve bilin bakalım baba kendini ısırmaya çalışan zombi oğlunu neyle öldürüyor? Neşter, makas, yangın tüpü. Bunlar çok klişe. Baba önce bir cebine bakıyor öldürecek bir şey var mı diye. Sonra da oğlunu acil serviste bulduğu İncil'le kafasına vura vura öldürüyor. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Durma. <laughs> Ama daha sonra bavula koyulan kitap çarpmış çocuk tekrar canlanıyor ve dizi bu ölü piksellerin eşiğinde tam anlamıyla başlıyor. Meğerse bu çocuk arkadaşlarından sürekli dayak yiyen ezik bir tip olduğu için babası da farelerin öleceğini anladığında salgıladığı hormondan bir aşı geliştirip oğluna enjekte etmiş. Çocuk da zombiye dönüşüp önce annesini yemiş. Sonra da arkadaşlarından dayak yemesin diye babası tarafından zombi yapılan oğlan bu sefer de zombi olduğu için dayak yemiş. Ya sizin yazdığınız senaryonun sebebini sindirsinler. Çünkü bana sinmedi. Zombi olursun da böyle bir sebepten de olmazsın be. He? Peki bu adam kim mi? bir lisede fen öğretmeni. Evet yani Netflix'teki birkaç bin lise dizisinden biri daha. Bunu da zaten şey gibi düşünün. Aşk 101 Zombi Edition. Tabii çok bir farkı yok. Onların lise dizisinde bir çocuğu zombi ısırdı diye okul karışıyor. Bizim lise dizimizde de sınav stresinden bir çocuk egzama oldu diye okul karışıyor. Lafı ta Güney Kore'den bizim yerli dizi sektörüne sektiriyorum ya. Onun da tadı bir başka oluyor. İşte bu da benim virüs. Ama şu gençlerin de çektiği nedir kardeş? Aşklarına karşılık bulamazlar. Sınav stresi, depresyon, yatıskınlığa bizi anlamıyor. Derken bir de üstüne zombiler yiyor. Neyse işte şu adama dönelim. Oğlu üzerinde araştırmalar yapan bu adam bir yandan da fen öğretmeni olduğu lisede bir fare üzerinde deneyler yapıyor ve bir gün sınıfta uyuyakalan meraklı bir kızı da bu fare ısırıyor. Kız da tabii ki zombiye dönüşüyor ve okulun hemşiresini ısırınca ısırdığı hemşire de başka bir öğrenciyi derken bütün okul zombiye dönüşüyor. Şimdi bir dakika bu zombi meselesini bir açalım. Önce bu insanlar bir ısırı kalınca hemen ölüyor mu? Evet hani balıkçıların denizden çektiği balıklar böyle can çekişirler ya. İşte aynen öyle ölüyorlar. Peki zombi nasıl oluyorlar? Şöyle. <laughs> Evet daha çok romatizmalı birine salatalık yiyerek dublaj yapmışlar gibi ama bu bir zombi dönüşmesi. Biz de bir deneyelim mi? Ben şimdi bir salatalık yiyeceğim. Bir yandan da zombiye dönüşeceğim ama dönüşürken de o eleştirel yüz ifademi hiç bozmayacağım. Hazır mıyız? Ama şimdi o kadar sesin çıkması gayet normal çünkü zombilik onların anatomik yapısını da değiştiriyor. Mesela ısırılanların bağırsağı yanağında çıkıyor. Yani ağzında yiyor fazla uzaklaşmıyor. Burada sindirip... <gülüyor> <gülüyor> bir de diyorlar ki dizilerdeki ve filmlerdeki bu kadar ayrıntıyı nasıl görüyorsun? E tabi şimdi bu hem bakış açınızda hem de nereden baktığınızla ilgili. Nereden baktığınızla ilgili derken salonun neresinden baktığınızı demiyorum tabi. Anladınız siz onu. Benim nereden izlediğime gelince bu dizide dahil olmak üzere son dönemde izlediğim ne kadar dizi ve film varsa işte hepsini... Bu televizyondan izledim. Evet işte benim dert ortağım, yoldaşım, izlediklerimin hepsine benimle birlikte katlanan ve benim de katlanabilmemi sağlayan televizyon Beko Android TV. Eğer izlediğiniz içerik aynen bu dizideki gibi Dolby Vision özelliği taşıyorsa ki onu da şuradaki simgeden anlıyoruz. İşte izlediğim içerikte bu Dolby Vision özelliği varsa ekrandaki her bir sahneyi optimize ederek doğru renklerle, eğer HDR'sa, HDR ise HDR10 Plus desteğiyle de görüntüdeki ışık seviyesini analiz ederek daha fazla detay görmemi sağlıyor. İzlediğim içeriklerin uzunluğundan dolayı da benim için hızın ne kadar önemli olduğunu da anlatmama gerek yok sanırım. İşte bir Android TV olmasından dolayı incelemesini yapacağım dizi ya da film hangi platformdaysa hepsinin uygulamasıyla ve hatta kumandada yer alan tuşlarıyla çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorum. Ama bunu sadece bir kısa yol olarak söylemiyorum. Beko Android TV şu ana kadar kullandığım arayüzü en hızlı televizyon. Televizyonun daha çok özelliği var. Şimdi burada tek tek anlatamayacağım tabii ama zaten videonun açıklama kısmına bir link bıraktım. Dilerseniz siz de oradan giderek tam bir fiyat performans ürünü olan bu Beko Android TV'leri orada incelemeye devam edebilirsiniz. Ben de de şu zombileri inceleyeyim. O zaman dönelim diziye. Peki ilk zombi olan kıza ne oldu derseniz o da hastanede MR cihazından çıkıp yeni nesil laptoplar gibi tersine doğru katlanıyor. İşte ölümün de hayırlısı derler ya. Mezanında ters dönmek gibi düşünün. Ya kurban olayım. Bundansız zombi olmak. Hadi salatalı anladık da. Hastane koridorunda uzaktan kumandalı oyuncak araba gibi gitmek nedir? Hadi onu da anladık. O virajı nasıl aldın? Yol tutuşuna yandın. Tabii o esnada okulda tam bir kaos ortamı yaşanıyor. Çocuklar da zombi geçirmez camlar kullanılan okuldaki kapıyı pencereyi sökmüş, onlarla kendilerine kalkan yapıyor. Ve zombilerden kurtulan gençler bu sefer de zombi olamadıkları için depresyona giriyor. Zaten halinizden anlıyoruz ayağına. Bütün gençlik dizilerinde gençleri bitkisel hayatta gösteriyorlardı. Şimdi bir de zombi yaptılar. Tam oldu. Peki bunca şey olurken okulun müdürü ne yapıyor? O da yakında denetlemeye gelecekler diye. Okulunda başlayan zombi salgınını polise haber vermeyelim. Biz kendi içimizde hallederiz diyor. Zombi salgınını. Ve dizi komedi dizisi değil. Değil de şunlara kim onay veriyorsa onlar cidden çok komik. Bu arada öğrencilerde polis kendilerine inanmayınca itfaiyeyi arıyor. İtfaiye yola çıkıyor ama 3 gün geçiyor. Kimse gelmiyor. Niye? Çünkü yetişkinler bizi anlamıyor. <laughs> ya bu çocukların anası babası yok mu? Onlar niye gelmiyor derseniz? Geliyorlar ama geleni de yiyorlar. Hatta çocuklardan birinin annesi geliyor. Zombilerden birine diyor ki ben Jong San'ın annesiyim. Zombi de... Onu yiyor. Kadın da diyor ki yapma oğlum ben Jong-San'ın annesiyim. Ama yok üstüne de okul arkadaşları gelip Jong-San'ın annesini yiyor. <laughs> e tabi olay büyüdükçe polis itfaiye yetmiyor. Geliyoruz orduya. Ve bilin bakalım Güney Kore ordusu ne yapıyor? E ne yapacak gelip çocukları okuldan kurtarıyor değil mi? <laughs> Onlar da gelmiyor. Bir de üstüne ülkede yalan haber yayılmasın diye interneti, Telefonatlarını ve hatta acil servis numaralarını bile kapatıyorlar. Yani başınıza bir şey gelirse bizi aramayın da Netflix'e lise dizisi çıksın. Ve şimdi sıkı durun polis, itfaiye, asker okula gelinceye kadar zombi virüsünün varyantı çıkıyor. O kadar çok kişi zombi oluyor ki okulun ikinci katında yeni varyant çıkıyor. Ve zombi virüsünü kapanlar hafif belirtilerle atlatıyor. Yine şaka yapıyorum zannediyorsunuz. Tamam okuldaki öğrencilerden biri fen öğretmeninin oğlunu döven kötü çocuğun gözünü telefonla kör edip zombilerin içine atıyor. Bir sürü zombi de gelip çatır çatır oğlanı yemeye başlıyor. Ama o kadar zombi meğer mühemnahım diye sırayla kötü oğlanın göbeciğinden bir ısırıp tadına bakıp kaçmış. Ama o da kendine gelince anlıyor ki zombiler ona artık saldırmıyor. O da gidip okuldaki başka bir kızı ısırınca kız da yeni varyantın etkisiyle arada bir arkadaşını yemek istiyor ama kendine mani olabiliyor. Yani zombi oluyorsun ama hafif atlatıyorsun. Öğrenciler de aralarında artık zaten zombiliği hafif atlatıyorsun. Hepimiz olsak da kurtulsak demeye başlıyorlar. İşte pandemide ısmarlama dizi yazınca böyle oluyor demek. Bir dakika şimdi bütün olayın başladı okula. Hakikaten kimse gelmiyor mu? Derken polisimiz de askerlere gidiyor ve diyor ki okulda bir laptop var. Bu virüsün çaresi o laptopta. Şimdi burada ne bekleriz? Askerlerin gidip o laptopu alıp çocukları da kurtarmasının değil mi? Askerler zombilerin kafasına sıka sıka laptopa ulaşıyor. Ve laptopu yanına alıp götürmek yerine oturup yerinde hackleyip içindeki videoyu almaya çalışıyorlar. kurban oldum. Ben mi çok ayrıntıya takılıyorum yoksa biz pandemi sürecinde komple mantığı elimize aldık. Gerçi pandemiden önce de bir kutu çekirgeyle deprem yapan vardı. Neyse işte tam askerler çocukları yanına alıp kurtaracakken de bütün halka yiyin birbirinizi diyen askerlerin komutanı belirti göstermeyen zombilerin de olduğunu anlayınca bu sefer de askerlerine diyor ki zombi olmayanları da vurun. Peki bir dakika o laptoptaki virüsün çaresi neymiş derseniz yakalanmamak Valla yine şaka yapıyorum zannediliyor şu an. Adam bu virüsün çaresi yok. Herkesi öldürün deyip videoya kaydetmiş. Tedavi dediği de o. Ve askerler de tamam deyip milletin üzerine bomba atıyor. Kardeş bu çocukları kim kurtarıyor? Derseniz de binlerce kişinin öldüğü 12 bölüm boyunca 3 gün okulda kalıp yüzlerce zombiden kurtulan ama boynundaki fiyonku bırakın çıkarmayı şeklini bile bozmayan şu turşucuğun babası. Baba karantinadan kaçıyor ve arkasından gelip 10 metreden vuramayan polislerin sayesinde kurtulmayı başarıyor. Sonra da gelip kızını ve arkadaşlarını okuldan kurtarmayı başarıyor ama zombiler en sonunda babayı da yiyor. E ne yani şimdi 12 bölüm boyunca herkes birbirini mi yiyor? Ama şimdi en nihayetinde Netflix'te yayınlanan bir gençlik dizisinden bahsediyoruz. Tabii ki milletin anasının babasının çatır çatır yendiği ortamda bile aşk konuşuluyor. Ben sana aşığım. Ben değilim. Ben de sana. Ben hiç değilim. Benim aşkım mazara kadar. Yetişkinler bizi anlamıyor. Bizim şu cengaver polis bile yolda bulduğu küçük bir kız çocuğuna benim çok yakışıklı bir oğlum var seni tanıştırayım diyor. Peki küçük kız ne diyor? Ya daha senin altında bez var. Hadi onu geçtim. Dizide zombilerin bile aşkı var. Ya siz orada ne yapıyorsunuz? Ama Güney Kore'de bizim gibi işte o yüzden seviyoruz onların işlerini. Onlar da bizim gibi duygusal. Bakın adamların zombisi duygusal konuşma yapana bile dokunmuyor. Hatta o kadar ponçikler ki. Eğer birinin arkadaşı zombi olduysa yazık karnı acıkmıştır diye düşünüp sorun değil beni ısırabilirsin diyor. Yani özetle ne oldu? Şu Netflix fabrikasyonu Güney Kore'yi de bozdu. Zaten uyarlanacak dizilerin cenneti yakında Netflix için La Casa de Papel'i uyarlayacak. Buradan dost ülke Güney Kore'ye sesleniyorum. Yapmayın. Bizden çıkmıyor da uyarlıyoruz. Bari siz yapmayın. Ya o değil de Jong San'ın annesini yemişler ya. En çok ona içim kıyıldı. Kadın bir de diyor ben Jong San'ın annesiyim diye anlatıyor. İşte derdini anlatacak kadar olmayınca.